imkansız görünse de 1000 yıl yaşayacak olan ilk insanlar dünyaya gelmiş bile olabilir. Bu büyük bir ihtimal. Bugün yaşayan insanların birçoğunun 1000 yıl yaşaması aslında mümkün. Peki basit ölümlüler yerine ölümsüz olmayı nasıl başaracağız? Daha doğduğunuz gün ölüme yaklaşmaya başlarsınız. Bilim insanlarının laboratuvarda hücreleri çoğaltarak insan hayatını nasıl uzattığını araştıracağız. Canlıları klonluyorlar. Vücudumuzun içinde yaşayarak hastalıkları öldüren mikroskobik robot katiller yapıyorlar. Bu program imkansızın gerçek oluşunu gözler önüne seriyor. Ve gelecekte ne anlama gelebileceğini. Sonsuz hayat yaşayan her insanın hakkı olmalıdır. Nisan 2008. Basının eline sızan gizli belgeler uğursuz bir uyarıya işaret eder. Birleşik Devletler hükümeti yeni doğan her bebeğin DNA'sını izinsiz olarak toplayan gizli bir operasyon yürütmektedir. Hükümete bu hakkı veren şey ise 24 Nisan 2008 yılında Başkan George Bush tarafından resmen imzalanmış bir yasa tasarısı. Bu tasarıya göre yeni doğan bebekler izlenerek hayatları kurtulabiliyor. Bu programın bir parçası olarak hastaneler ailelerinden izin almadan yeni doğmuş bebeklerden kan alma hakkına sahip. Daha sonra bu kan örneklerindeki DNA genetik deneylerde kullanılmak üzere hükümetin biyobankalarında saklanıyor. Başkan Bush tarafından kabul edilen bu yasa tasarısı kalıcı bir DNA deposu oluşturacak. Hükümet bunu istediği amaç için kullanabilecek ve örnekler devlet malı sayılacak. Bunun geçmişteki örnekleri çok tehlikeli. Bir devlet vatandaşlarının DNA'sını neden istesin? Bir teoriye göre devlet bu örnekleri hastalıklara tedavi bulmak için kullanabilir. Diğerleri ise genetik bozukluklarla doğdukları teşhis edilen kişilerin sağlığını izlemek için kullanılabileceğini söylüyor. Ama DNA'nın devlet malı sayılması bunun karanlık yanı. Peki gelecekte bu DNA'lar hükümet destekli genetik araştırmalarda kullanılabilir mi? DNA'nın şifresini çözebilirsek istediğimiz her şeyi tekrar yaratabiliriz. Bu hükümet programı istenmeyen kusurları genetik olarak ortadan kaldırma çabası mı? Yoksa böyle bir çabayı tetikleyen başka bir şey mi var? İnsanın sonsuz yaşama isteği olabilir mi bu? İlaç geliştirme ve ameliyat alanındaki ilerlemeler hayat beklentimizi 100 yılda neredeyse 2 katına çıkardı. 1900 yılında 47 olan ortalama bugün 80'e yakın. Eğer bu akım devam edecek olursa ufukta ölümsüzlük görünüyor. Teorik olarak bir genetik biyoloji bankası ölümsüzlük bulmacasını çözmek için hükümete bir ipucu verebilir. Peki tam olarak ne kadar yaşayabiliriz? Bunlar Gertrude Baines ve Walter Breuning. Amerika'nın en yaşlı kadını ve erkeği. Gertrude 6 Nisan 1894 yılında doğmuş. Şu anda 115 yaşında. Walter'ın doğum tarihi ise 21 Eylül 1896. O da 113 yaşında. Hükümetin yaşam beklentisi tablolarına göre İkisinin de 1970'li yıllarda ölmüş olması gerekiyordu. Hayatları boyunca birçok değişikliğe tanık oldular. 1898'de yapılan Amerika-İspanya Savaşı'nda çocuk yaştaymışlar. Biri 20, biri 17 yaşındayken Birinci Dünya Savaşı başladı. Yani muhtemelen bütün çocukluklarını bir ampul bile görmeden geçirmiş olmalılar. Wright kardeşler ilk uçaklarının denemesini yaparken Gertrude 9 yaşındaydı. Ve o 75 yaşındayken insanoğlu Ay'a çıkmıştı. Gertrude ve Walter gelecekte normal görülecek bir şeye kapı açıyor olabilirler mi? Süper yüzlük olabilirler mi? 110 yaşını geçen insan sayısı artırılabilir mi? Peki ya yaşlanma etkileri? Bazıları 110 yılın gelecekte çocukluğa denk olacağını, hatta belki de insanların 1000 yıl yaşayacağını söylüyor. Ben sonsuza kadar yaşamak istiyorum. Bu bütün insanların hedefi olmuş bir şey. Çünkü
ölümün büyük bir trajedi olduğunu sanırım hepimiz hissediyoruzdur. Çok büyük bir kayıp ama sonunda bunu tamamen aşacağımızı düşünüyorum. Ölümsüzlüğe engel olan şey ölümün kendisidir. Doğduğumuz anda ölüme yaklaşmaya başlarız. Aldığımız her nefeste, her kalp atışımız bizi mezara bir adım daha yaklaştırır. Gerçekten sonsuza kadar yaşayabilir miyiz? Sonsuz hayata ulaşmak için yapılması gerekenler listesi hazırladık. 1. Hücreleri genetik olarak değiştir, çoğalmayı asla bırakmasınlar. Az sonra göreceğimiz gibi yaşlanmayı yavaşlatmanın anahtarı da bu. 2. Kendi organlarının yediğini yap. 3. Kan hücrelerinin parçalanmasını engelle. 4. Vücudumuzun içinde yaşayarak bütün hastalıklarla savaşacak küçük robot doktorlar yap. Bu göründüğü kadar çılgınca olmayabilir. Amaç, sonsuz hayatın mümkün olup olmadığını görmekte. Ölümün, hayatın kesin yönlerinden biri olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak vücudumuz yaşlandıkça bozulmaya başlıyor. Daha doğduğunuz gün ölüme yaklaşmaya başlamışsınız demektir. Adım Charlie Roccobori. Ben bir acil servis doktoruyum. Vücudumuzda bölünen hücre sayısı sonsuzdur. Ve bunu vücudumuz tek başına yapar. Bunu arabamızdaki benzin miktarına benzetebiliriz. Belli bir limite ulaşınca hücrelerimiz daha az bölünmeye başlıyor demektir. Sonunda tamamen dururlar. Biz yaşlandıkça bedenimiz kendini onarma kabiliyetini kaybediyor. Dışarıdan bakınca bedenimizin yaşlandığını ve görünüşümüzde değişiklikler olduğunu görebiliriz. Yıllar cildimize çok da iyi davranmıyor. Cilt çok sayıda molekül içerir. Bunların en önemlilerinden bazıları kolajen ve elastindir. Elastin adından anlayacağımız gibi elastik bir dokudur. Genç cilt esneyebilir ve kolaylıkla eski haline tekrar gelebilir. Onun için gençken kırışınız olmaz. Buna rağmen zamanla yaşla ve yer çekimiyle cilt kırışmaya meyilli hale gelir. O yüzden yeniden eski haline gelme yeteneğini zamanla kaybeder. Yaşlanmanın cilt üstündeki etkileri görülebilir ama içimizde de bazı değişiklikler oluyor. Kas lifleri küçülür. Mineral içeriği azaldığından kemiklerimiz daha kırılgan hale gelir. Kalp hücrelerinin sayısı azalır ve bu da pompalamanın yavaşlamasına neden olur. En sağlıklı yaşam şeklini sürdürüyor olsak bile genetik olarak ölmeye programlanmış gibi görünüyoruz. Ama gerçek ya da efsane her zaman istisnalar olmuştur. Örneğin İncil'de 900 yıldan fazla yaşadığı söylenen Metuşela, eski ahit, yaratılış kitabı aynen şöyle der. Metuşelah'ın yaşadığı bütün günler 969 yıldı ve o öldü. Metuşelah, İncil'de adı geçen büyük insanlardan biridir ve 969 yıl yaşadığı tahmin edilmektedir. İncil'e göre gelmiş geçmiş en yaşlı insandır. Bazı İncil araştırmacıları, İncil'i tercüme etme sürecinde bazı figürlerin bozulduğunu düşünüyor ve ay olarak sayılması gerekenin yıl olarak sayıldığı konusunda birleşiyorlar. Ama başka İncil araştırmacıları buna katılmıyor çünkü eğer öyle olsaydı İncil'de adı geçen bazı insanların 5 yaşında baba olmaları gerekeceğine dikkat çekiyorlar. O yüzden bu konuyla ilgili emin değiliz. Metuşelah'ın yaşı hakkındaki gerçek ilahiyatçıları şaşırtmaya ve gizli kalmaya devam ederken biz en azından tarihin ölümsüzlük elde etmek için garip ve boş kavramlarla kirletildiğini biliyoruz. Eski Çin imparatorları genç kalmak için gergedan boynuzu, ayı safrası, deniz atı, yeşim taşı ve hatta altın yiyip bunda başarılı olamazlardı. Hatta gençlik arayışı bir hükümdarın hayatına da mal olmuştu. Ming hanedanlığından gelen hükümdar Zhejiang, ölümcül dozda civa yediği için ölmüştür. Tabi simyagerler bunun hayat iksiri olduğunu söylüyorlardı. Japon, Hindu ve Yunan dahil olmak üzere başka antik medeniyetler, iyileştirici etkisi olan bir suyun insanı tekrar gençleştirebileceğine inanıyordu. Ponce de León'a gençlik çeşmesi fikrini veren de bu efsane olmalı. İnsanoğlu ölüme karşı savaşına devam ediyor. Modern tıpsa şimdiye kadar çiçek, çocuk felci ve difteri gibi ölümcül hastalıkları yenmeyi başardı.
Bu hastalıklarla yaptığımız savaş 1800'lü yıllarda Amerika'da 30 olan yaşam süresi ortalamasını bugün yaklaşık 80'e çıkarmış bulunuyor. Modern toplum çok büyük bir hızla gelişiyor. Bu gelişim sırasında sonsuz yaşama ve ölümden kurtulmaya dair bazı yenilikçi düşünceler görüyoruz. Daha sonra devrim niteliğinde bir duyuru yapıldı. İmkansız mı? Buna siz karar verin. 2004 yılında Methuselah kuruluşunun bilim sorumlusu Dr. Aubrey de Grey, 2060 yılına kadar insanların hayal bile etmediği kadar çok yaşama kabiliyetine sahip olacaklarını duyurdu. Bugün hayatta olan insanların büyük çoğunluğunun bunu yapması gibi bir ihtimal var. Hatta yetişkin olan insanlar bile 1000 yaşına kadar yaşayabilirler. Çünkü biz burada geliştirdiğimiz teknolojilerle yaşlanma etkilerini o kadar azaltıyoruz ki artık insanlar sadece şu anda gençlerin öldüğü şeyler nedeniyle ölecek hale geliyor. Peki gerçekten 1000 yaşına kadar yaşayabilir miyiz? Dr. De Grey'in açıklamasına bakacak olursak, yaşlanma da sadece diğerleri gibi bir hastalık ve tedavisi var. Peki bu nasıl mümkün olacak? İnsanın Azrail'i kandırıp sonsuza kadar yaşama arayışı, 1960'lı yıllarda bütün dünyayı şoke ederek tartışmalara yol açan bir düşünceye neden oldu. İnsanlar dondurulsa, onlarca yıl saklansa ve sonra tekrar çözülüp hayata dönse nasıl olur? Bu işle uğraşan bilime kriyonik adı veriliyor. Kriyoniğin yaptığı şey insanların oldukları durumda kalmalarını sağlamaktır. Böylece tabii ki kanunen ölmüş oluyorlar. Ama biyolojik olarak ölü değiller. Onları bu donmuş durumdan geri döndürebilecek kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğumuzda ve onları kanunen öldüren şeyi düzeltebildiğimizde bu yöntem kolaylıkla kullanılabilir. 1966 yılında California Glendale'de 73 yaşında emekli bir psikoloji profesörü olan James Bradford kanserden ölmek üzereydi. Yeni kurulmuş bir grup tarafından yayınlanan bir ilana cevap verdi. Grubun adı California Kriyonik Topluluğu'ydu. İlan, kriyonik koruma adı verilen, az bilinen bir işlemden geçmeyi kabul edecek ilk kişiye ücretsiz donma hakkı vaat ediyordu. Kriyonik bir acil durum prosedürüne benzer. Kanın tamamı vücuttan alınır ve onun yerine kriyonikte kullandığımız dondurucu soğuğa karşı vücudu koruyan bir solüsyon yerleştirilir. Ama bu bilimin bize getirdiği asıl yenilik, bir insanın sıvı nitrojenin içinde bir kere saklandıktan sonra durumunda hiçbir değişiklik olmadan binlerce yıl boyunca orada kalabiliyor olmasıdır. 12 Ocak 1967'de James Bradford, sonsuz yaşam için yapılan cesur bir kan testinin öncüsü olmayı kabul etti. Hayatının son anlarını yaşarken doktoru Renaud Abel, Bradford'ın yatağının yanında duruyordu ve yanında da buzla doldurulmuş devasa fıçılar bulunuyordu. Bradford gözlerini kapatıp son nefesini verdiğinde ise doktor Abel onun bedenini buzla kaplamaya başladı. Doktor Abel ve ekibi Bradford'ın bütün kanını süzdü. Onun yerine donmayı önleyici çözeltiler koydular ve 8 saat boyunca onu buzla dondurmaya çalıştılar. Sonra Bradford uçakla Phoenix'e götürüldü ve Divar adı verilen devasa bir sıvı nitrojen depolama kapsülüne yerleştirildi. Bu şimdiye kadar dondurulan ilk insan olan James Bradford'ın bulunduğu kapsüldü. İlk 20 yıl boyunca onunla ailesi ilgilendi. Sonra bu kapsül bozulmaya başladı. Biz de onu burada hasta bakım ünitemizde yer alan büyük kapsüllerimizden birine koyduk. James Bradford tam anlamıyla bir öncüydü. O dondurulan ilk insandı. Başkalarından yıllar önce donduruldu ve bugün hala aynı durumda. 41 yıl sonra bile Bradford'ın donmuş ölümsüzlüğü devam ediyor. Dünyanın en büyük kriyonik tesisi olan Alcor Yaşam Uzatma Kuruluşu'nun başkanı Tanya Jones, Bradford'dan sorumlu olan kişi. Ama Bradford yalnız değil. Kapsüllerin içine yerleştirilmiş 84 hasta daha var. Aslında donmuş oldukları için hiç yaşlanmıyorlar. Ama henüz uyandırılmaya da hazır değiller. Dondurulmuş insanları hayata döndürmeyi bugün bile başaramıyoruz. Çünkü insanları öldüren şeylerin tedavilerini bulmak zorundayız. Kalp hastalıkları olabilir, yaşlanma olabilir. Bu insanları uyandırmadan önce bugün de insanları öldüren her şeyi tedavi etmiş olmamız gerekiyor. Hastalar camlaştırma adı verilen bir işlemden geçirilerek donduruluyorlar. Bu işlemle vücutlarının çürümesi ve buz kristalleri nedeniyle zarar görmesi engellenmiş oluyor. Bunu yapmak için kapsüllerin içine sıvı nitrojen pompalanıyor. Sıvı nitrojen,
bedenlerini sürekli -196 derecede tutuyor. Bu bir tam gövde kapsülü. Tam gövde hastalarımızın her birinin etrafına yalıtkan malzeme sarıyoruz ve sonra onları bu kapsüllerin içine yerleştiriyoruz. Bu kapsüllerden 4 tanesi büyük bir kapsülün içine sığabiliyor. Sonra da yapmamız gereken şey hastaları kaldırmak ve uzun süreli bakım için onları kapsülün içine indirmek. Bir açıdan bunların zaman kapsülü olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda tedavi edilemeyen herhangi bir insanı gelecekte tıbbın onları tedavi edebileceği ve hastalıklarını iyileştirebileceği bilinmeyen bir noktaya naklediyoruz. Kriyonik bizim için aslında köprüden önce son çıkış sigortası gibi bir şey. Bunu yaparak aslında şöyle diyoruz. Şayet her şey başarısız olursa bizimle ilgili sorunu gelecek teknolojilerin çözeceğine güveniyoruz. Ölmüş olsanız bile, belki de dondurulmuş insanlar, sonsuz hayatın her insanın hakkı olduğu bir geleceğe uyanacaklar. Peki, donmuş ölüler uyandırılıp tekrar bizimle yaşayabilecek mi? Sonsuza kadar. Bugünkü teknolojiyle dondurularak korunmuş hiçbir insanı hayata döndüremiyoruz. Ama buna günden güne yaklaştığımızı düşünüyorum ve eğer gelecekte bir gün kanunen ölürsem, beni dondurmaları için her ay cüzi bir hayat sigortası ödüyorum. Bu noktada kriyonik hala olmayacak bir iş. Bilim kurgu. Ancak aynı kelimeler daha önce de başka bir sıra dışı yöntemi tanımlamak için kullanılmıştı. Günümüzde bu yöntem bilimin hayatı uzatma yönünde attığı en önemli adım oldu denilebilir. 3 Aralık 1967. Kriyonik öncüsü James Bedford'ın dondurulmasından sadece 11 ay sonra insanoğlunun ölümsüzlük arayışındaki bir başka tarihi adım daha atıldı. Söz konusu yer, Güney Afrika, Cape Town'daki küçük bir hastaneydi. Dr. Christian Barnard, imkansızı gerçekleştirmek için hazırlık yapıyordu. Dünyanın ilk insandan insana kalp nakli gerçekleştirecekti. En büyük engeli ise gönüllü hasta bulmaktı. Yeni ölmüş, bir insanın hala sıcak olan kalbini yerinden çıkarıp daha sonra onu başka bir insana takmak aslında kulağa canavarca geliyor. Sanki Frankenstein filminden fırlamış bir şey gibi. Yapmaya çalıştığı şeyin korkutucu çağrışımlarına rağmen aynı yılın Kasım ayında beklediği telefon geldi. Daha önce hiç rastlanmamış böyle bir kalp nakli için gönüllü olmayı kabul eden ilk hastanın adı Louis Washkansky'ydi. Diyabeti olan ve kalp hastalığı nedeniyle ölmek üzere olan 54 yaşındaki bir bakkal. Yeni bir kalbe ihtiyacı vardı ve onu almak için bu inanılmaz derecede riskli uygulamayı kabul etmişti. Ancak Dr. Barnard ona nakledebileceği sağlıklı kalbin nereden bulacağını bilmiyordu. O zamanlar insanlar organ bağışlama fikrine pek alışık değillerdi. O yüzden doktorların yeni ölmüş bir insanın ailesiyle konuşup başka bir insanın bedenine yerleştirilmek üzere ölen yakınlarının kalbini çıkarmayı önermesi tam anlamıyla korkunç geliyordu. Çoğu insan bu durumdan korkuyordu. Ancak cesur bir aile bunun tersini düşünüyordu. 3 Aralık 1967'de 24 yaşındaki Dennis Darvill bir arabanın içinde sıkışmış ve beyin hasarı nedeniyle ölmüştü. Babasına Dennis'in kalbini bağışlamak isteyip istemediği sorulduğunda evet dedi. Doktor Barnard ve cerrah ekibi hemen harekete geçti. Louis Washansky'nin hastalıklı kalbi çıkarıldı, yerine Dennis'in sağlıklı kalbi takıldı. O nakil ameliyatı tam 9 saat sürdü. Doktor Christian Barnard sadece hastayı sürekli olarak izlemek ve donörün bedeninden henüz çıkarılan yeni kalbin sürekli sağlıklı kalmasını sağlamak ve bu kalbin alıcının bedenine doğru yerleştirildiğinden emin olabilmek için tam 27 kişilik uzman bir ekip toplamak zorunda kalmıştı. 9 saatlik ameliyattan çıkan doktorlar büyük bir yeniliğin öncüsü olmuşlardı. İnsandan insana ilk başarılı kalp naklini gerçekleştirmişlerdi. Böylece insan ölümsüz olma arayışında önemli bir adım atmış oldu. Bugün akla gelebilecek her vücut parçası eskimiş bir egzoz borusu ya da karbüratör gibi değiştirilebiliyor. Bir araba parçasının mekanik olarak değiştirilmesiyle bir cerrahın yaptığı ameliyat arasında büyük bir benzerlik vardır. Sadece hataya daha az yer olur. Eğer arabanızın bir parçasıyla ilgili sorununuz varsa geri gelirsiniz. Tıkırtı yapıyorsa tekrar takmalarını isteyebilirsiniz. Ama bir ameliyat sırasında hata yapılırsa, o insan gittikten sonra ölürse ikinci bir şansınız yok demektir.
Şimdiye kadar bozulmuş ya da sorunlu organları değiştirmenin yollarını bulduk. Bu olunca birden bazı insanların aklına ilginç bir fikir geldi. Gelişmeleri gördükleri zaman belki ölümün kendisine karşı savaşmaya da başlayabiliriz dediler. Belki günün birinde sonsuza kadar yaşayabileceğiz. Ancak bütün faydalarına rağmen organ naklinin karanlık bir yanı da var. Organ nakillerindeki başarı bizim için sorun haline geldi. Gün geçtikçe hayatlarının organ nakliyle iyileşeceğini, hatta kurtulacağını düşünen insanlar çoğalıyor. Bunun sonucu olarak da böbrek, karaciğer ve kalp nakli bekleyen insanların sayısı sürekli olarak artmaya başladı. Bu kadar çok organ olmadığı için hayatlarını kurtaracak organı bekleyen insanların sayısı gittikçe arttı. Bill Wall şanslı olanlardan biri. Çünkü kendisine sadece bir değil, iki kez kalp nakli yapıldı. Ben kesinlikle çok şanslıydım. Arizona Tucson'da üniversitenin tıp merkezi olan Sarver Kalp Kliniği'nde kalıyordum. 36 yaşındaki oyuncu ve dublör Brady Michaels'ın kalbini oradayken aldım. Anlattığına göre bu uzatılmış hayat şansı hiç beklenmeyen ve ürkütücü yan etkilerle birlikte gelmiş. Vericiden aldığı yeni kalp göğsünde atmaya başladıktan sonra Wall damak tadında, duygularında ve mizacında değişiklikler fark etmeye başlamış. Bill Wall eskisinden farklı biri olmuş. Açıkçası bana yapılan kalp naklinden sonra eskiden olduğum kişiye taban tabana zıt şeyler yapmaya başladığımı söyleyebilirim. Artık bir batarist oldum. Bir Buddy Rich hayranıymış ve rahatlamak istediği zamanlarda bateri çalarmış. Şimdi eskiye göre çok daha iyi konsantre olduğumu söyleyebilirim. Ve muhtemelen Brady'ye bağlayabileceğim en büyük ve en önemli şey, kalp naklim yapıldıktan sonra insanlara yardım etmeye başlamam. Eskiden bunu yapmazdım. Buna hücresel hafıza adı veriliyor. İnsan organları kişiliğimizden parçalar taşıyarak alıcıda değişimlere neden olabilir mi? Damak tatlarının donörlerininkine benzediğini ya da alışkanlıklarının donörlerininki gibi olduğunu söyleyen çok sayıda hasta olduğunu daha önce duymuştum. Aslında bu xenotransplantın, yani hayvanlardan organ naklinin tercih edilmeme nedenlerinden biri diyebiliriz. Bir şeylerin değişmesi bana çok imkansız gelmiyor. Ama henüz bu fikri destekleyen bir kanıt gördüğümü de söyleyemem. Bunu destekleyen bir bilgi yok. Aslında kalp nakli ya da böbrek nakli yaptırmış olanlar için bunun şaşırtıcı olduğunu düşünmüyorum. Donör hakkında daha çok şey öğrendikçe onlardaki bazı özelliklerin bir şekilde kendilerine geçtiğini düşünüyor olabilirler. Wall olayında bu olumlu bir durumdu. Ama ya donörün şiddet eğilimi ya da kontrol edilemeyen dürtüleri varsa? Henüz sadece bir olasılık belki ama yine de dikkate almaya değer. Birinin çok da iyi olmayan başka birinin kalbini aldığı ve ondan etkilendiğini düşündüğü olaylar varmış. Bunu duymuştum. Akciğer ya da kalp gibi büyük ve önemli organlardaki hücresel hafıza, o kişinin DNA'sının çok büyük bir bölümünü taşıyor. Kişinin karakteriyle ilgili veriler taşıdığını söylüyorlar. Hücresel hafızanın varlığı henüz kanıtlanamadı. Bunu merak eden insanlar bir doktora danışabilir. Ama bir adam bir gün herkesi susturabilecek bir çalışma yapmakta. Bu, insanların ölmediği, sürekli parça değiştirerek yaşadığı bir geleceğe doğru atılan adım. Aslında şu anda genel hücreleri alarak gelecekte doku ya da organ üretmek için kullanma yeteneğine sahibiz. Sonsuz hayatın sırrı bu olabilir mi? Ölülerin dokuları kavanozlarda yedek insan organı üretmek için kullanılabilir mi? Araba parçası değiştirir gibi organ nakli yapmak sonsuz hayatın kapılarını açtı. Ama bu teknolojinin önündeki en büyük engel organ vermek isteyen kişilerin azlığı. Bir doktor bunun çözümünü bulduğunu düşünüyor. Ölmüş insanları kullanarak yedek organ üretimi yapıyor. Anthony Atala organ yenilemesi konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri. Dünyanın ilk organ dükkanını kurdu. İnsan organı imal eden bir mağaza burası. Bir insana nakledilmek üzere laboratuvarda üretilmiş ilk organ olan mesaneyi geliştiren ekibinde lideriydi. Mesaneye ek olarak idrar yollarını ve kan damarlarını da üretmeyi başardılar.
Önümüzdeki 20 yıl içinde böbrek, karaciğer, pankreas, hatta kalp üretmeyi umut ediyorlar. Vücudumuzun her parçasını satın almanın eşiğindeyiz artık. Ne istersek hepsi menüde olacak. Vücudun doğal tepkisi şöyledir. Eğer başka birinden yabancı bir organ alınırsa, vücudun vereceği ilk tepki onu reddetmek olur. Biz de kendi kendimize şöyle düşündük. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalı dedik. Diğerini kabul etmiyorsa neden kendi hücrelerini çoğaltıp hastanın kendi hücrelerinden doku üretmiyoruz ki? Bir organı vücut dışında büyütmeyi sağlayan sihirli bir yapı var. Kök hücre. Bu hücrelerin sayısının arttığını ve her 36 saatte bir ikiye katlandığını fark ettik. Sürekli çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Yani böylece biz kendini yenileyebilen ve binlerce, hatta on binlerce hastayı tedavi etmeye yetecek kadar hücre üretebilen bir hücre kaynağı bulmuş olduk. Kök hücreler birçok yönden dikkat çekicidir. Bir kök hücreyi tanımlayan özelliklerden biri yeni bir doku oluşturma ve aynı zamanda kendini yenileyebilme kabiliyetidir. Kök hücre sürekli olarak yenilenen bir hücre yapısıdır. Bu açıdan insanlar bu olağanüstü hücrelerle şekillendirilebilecek sınırsız bir yeni doku kaynağı bulmuş oluyorlar. Peki Doktor Atala, üretecekleri organlarda kullanacakları bu mucizevi hücreleri nereden buluyor? Biz bu çalışmayı yaparken zaten bilinen bir gerçekle karşılaştık. Embriyonun içinde büyümekte olan bebeği çevreleyen amniyotik sıvının ve plasentanın içinde zaten kök hücresi vardır. Bu hücreleri alıp hızla büyüterek kullanabiliriz. Böylece faydalanabileceğimiz bir kök hücre depomuz olur. Buna hücre yenilenmesi adı veriliyor. Sistem şöyle çalışıyor. Doktor Atala bir kadavradan aldığı organı alıp bütün dokuları temizliyor. Geriye sadece organın çatısı kalıyor. Sonra yaşayan kişinin değişmesi gereken organının küçük bir biyopsisini alıyor. Bu örneği kullanarak hücreleri çoğaltıyor. Onları embriyodaki kök hücrelerle karıştırıyor ve bir kültürle çoğalmalarını sağlıyor. Haftalar içinde bir futbol sahasını doldurmaya yetecek kadar çok hücre çoğaltılıyor. Sonunda bu yeni üretilmiş hücreleri aldığı çatıya aktarıyor ve tıpkı belli bir şekilde gelişmesi için önceden programlanmış bir kristal gibi mükemmel şekillendirilmiş yeni bir organ ortaya çıkıyor. Bu bir kadavradan alınan kulağın çatısı. Kök hücreler sayesinde Doktor Atala sadece 8 hafta içinde yeni bir kulak oluştuğunu görecek. Bu yöntemle belirli malzemelerden yapılan bir tür hücresel yapı iskelesi oluşturarak bu iskelenin içinde kalp hücreleri ya da karaciğer hücreleri ya da böbrek hücreleri büyütebilirsiniz. Böylece yeni bir organ yaratırsınız ve daha sonra bu organ ihtiyacı olan birine nakledilir. Üstünde çalıştığımız ilk dokulardan biri mesane dokusuydu ve çok uzun yıllar boyunca bu teknoloji üzerinde çalıştıktan sonra nihayet yeterli veriyi toplayıp yeterli çalışmayı yaptık ve kendi kendimize dedik ki evet, artık bu noktada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Artık bunu hastalarda deneyip nasıl olacağına bakmalıyız. Doktor Atala organ üretme konusunda büyük bir başarı gösterdi. Kişiye özel ürettiği idrar yolları ve mesaneler 70'in üstündeki organ nakli için kullanıldı ve aksi halde vaktinden önce ölecek hastaların hayatının uzamasını sağladı. Ama ya bir adım daha ileri gidersek, vücuttaki organları değiştirmek yerine bir şekilde kendimizi değiştirirsek? Kendi vücudumuzdaki varlık bilincini klonumuza aktarmak gerçek bir Frankenstein yaratabilir mi? Bu durum sandığımızdan yakın olabilir. 1996 İskoçya Edinburgh'daki Roslin Enstitüsü'nde gizli bir çalışma yürüten bilim adamları Ian Wilmot ve Keith Campbell tartışmalara yol açan bir projeye imza attılar. Yetişkin bir koyundan aldıkları hücreyle koyun klonladılar. Bu bilim adamlarının imkansız dediği şeydi. Bir klon yapmak için önce bir yumurta aldılar ve bütün genetik özelliklerden temizlediler. Sonra klonlamaya çalıştıkları koyundan bir hücre çekirdeği aldılar ve onu oyulmuş yumurtanın içine yerleştirdiler. Eğer başarılı olursa yaratılan hücre orijinalinin benzer bir kopyası olacaktı. İlk deneme başarısız oldu. Yenilgiye rağmen bilim adamlarından oluşan bir ekip denemeye devam etti. 277 kez denendi. Sonunda 278. denemede başarı geldi. Klonlanmış bir yumurta. Klonlanmış yumurta taşıyıcı bir anneye nakledildi.
5 ay sonra gerçekleşen doğumun haberi bütün dünyaya yayıldı. Dolly doğmuştu. O klonlanan ilk memeliydi. Bu tek gelişme bile hayatı ve ölümsüzlüğü yeniden tanımlıyor. Dolly 6 yıl yaşadı ve ölmeden önce 6 kuzu dünyaya getirdi. Aynı zamanda ateşli tartışmalara da neden oldu. Çoğu insan merak ediyor. Sıradaki insanoğlu mu olacak? Klonlama doğru yapılması akıl almaz derecede zor olan bir teknolojidir. Ve doğrusunu isterseniz klonlamanın uygulama potansiyeli konusunda endişe duyan insanlar bu düşüncelerinde son derece haklı. Bir kere büyük bir sağlık tehlikesi taşıyor. Klonlanmış memelilerde genellikle beklenmeyen bazı küçük bozukluklar ortaya çıkıyor. Hatta bazı durumlarda yeni canlılar klonlandıkları sağlıklı hayvanın birebir aynısı olmayabiliyorlar. Böyle şeyler mümkün olabiliyor. Biyoloji dünyasında artık DE, DS var. Yani Dolly'den önce ve Dolly'den sonra. Hayat yaşlanmış ve bozulmuş olandan tekrar doğabiliyor. Peki klonlama bizim gençlik pınarımız olabilir mi? Bize ölümsüzlük veren sihirli bir iksir diyebilir miyiz? Bilim adamlarının klonlamayla ilgili araştırmaları sonsuz hayata bir kapı daha açtı. Doktor Robert Lanza, DNA'larını klonlayarak ölmüş hayvan türlerini yeniden canlandırma üzerine araştırma yapıyor. Biz büyük sığır sürüleri üzerinde çalıştık. Gower klonladık. Hatta Banteng adıyla bilinen başka bir hayvan türünü daha klonladık. Aslında hücreler zaten dondurulmuştu. Biz o zaman 25 yıldan daha uzun bir süre önce ölmüş hayvanları tekrar hayata getirdik. Ben bu tekniklerin daha çok yerde ve daha sık kullanılacağını düşünüyorum. Sadece organizmaların bütününü ya da soyu tükenen türleri klonlamak için değil. Aynı zamanda zarar görmüş dokuları yenilemekte kullanılabilecek dokuları ve hücreleri klonlayarak yaşam süresini uzatmak için. Ancak Dr. Lanza insanlar konusunda aynı şeyi düşünmüyor. Bilim çevrelerinde insan klonlamanın sadece etik dışı değil, aynı zamanda tehlikeli olduğuna dair bir fikir birliği var. Ama bu, gelecekte insanların bu çeşitli teknikleri kullanıp sömürü için kullanmayacağı anlamına gelmez. Bu olabilir. Bu teknolojinin getirebileceklerini hayal edin. Jurassic Park gerçek olabilir. Ölüleri mezardan kaldırmak bile mümkün olabilir. Ama en yalın anlamıyla sonsuza kadar yaşamak için şimdiki bedenlerimiz hastalıklara ve yaşlanma sürecine karşı bağışıklık kazanmak zorunda. Ve sonsuz geleceğimizin anahtarı geçmişin korkularında yatıyor olabilir. Sonsuz hayat arayışı bilim adamlarını çok farklı yönlere sevk etti. Ancak muhtemelen bunların hiçbiri ölümsüzlüğün sırrının bir gençlik kanı iksirinde olduğu düşüncesi kadar tuhaf değildi. Kulağa garip geliyor olabilir ama bu düşüncenin izlerine 16. yüzyıl Transilvanya'sında rastlamak mümkündür. Mesela Elizabeth Báthory adında bir konteste. Madame Báthory 1500'lü yıllarda yaşamış bir Macar kontesiydi. Hatta kendisi bugün tarihteki ilk kadın seri katil olarak tanınır. Yaşadığı süre boyunca eğer suçlamalar doğruysa 600'den fazla genç kıza işkence etti, cinsel saldırıda bulundu ve onları öldürdü. Báthory bu kızları bakire kanında yıkanarak bu şekilde sonsuza kadar genç görüneceğini düşünerek öldürmüştü. Ama yine de ölümlerin arkasındaki nedenin bu olduğuna dair bir kanıt yok. Bunu yapma nedeni tam olarak bilinemese de, Madame Báthory'nin yaşlılıkla savaşmak için genç insanların kanını kullanma fikri derin bir iz bırakmıştır. Aslında tarihin en ünlü kötü adamlarından birinin onun doğduğu yerden, Transilvanya'dan çıkmış olması da bir tesadüf değil. Tıpkı Báthory gibi o da sonsuz hayata duyduğu açgözlü isteği ancak genç insanların kanlarıyla bastırabiliyordu. Kim mi? Elbette ki efsanevi vampir Kont Dracula. Başka insanların kanını
hayatını, canlılığını içen vampirler, insanlar ya da ruhlar hakkındaki hikayeler kesinlikle çok eskidir ve her yerde anlatılır. Merkezi olan Batı Avrupa'dan çıkmış ve dünyada yine aynı fikri benimseyen başka kültürlerle karışmıştır. Bence bu hikaye antik zamanlarda ortaya çıktı. Çünkü insanlar birilerinin zayıfladığını gördü. Belki bir deri bir kemik kalıp daha sonra da ölüyorlardı ve onu gören diğerleri bunun nasıl olabileceğini açıklamak istemişlerdi. 1897 yılında Bram Stoker'ın klasik gotik romanı Dracula çıktığında vampirler halk arasında en korkulan canavar haline gelmişlerdi. Kurbanlarının kanını emdikleri ve yaşam enerjilerini çaldıkları söylenen vampirler ve ölümsüzlük arasındaki ilişki bugün bile açıklanamamaktadır. O zamanlar çok sayıda insanın ölümüne neden olan birçok salgın hastalık ve veba vardı. Ayrıca ölmüş bir insanın ruhunun geri gelebileceğine, belki de hayatta kalan yakınlarının kanını emebileceğine, hatta onları da öldürebileceğine dair son derece yaygın bir inanış vardı. Ben hikayelerdeki gibi vampirlerin sonsuz hayata sahip olmak için başka insanların kanını emdiğine inanmıyorum. Ama vampirler ruhsal varlıklar olarak insanların tabi oldukları ölümlülük konularına tabi değildi diye düşünüyorum. Peki ya bilim kanunları? Vampirlerin genç kan açlığıyla ölümsüzlük arasında bilimsel bir bağlantı olabilir mi? Belki de sandığımızdan fazlası vardır. Tarihteki vampir hikayelerini düşünmek çok ilgi çekici. Genç kanın, genç enerjinin insanın genç kalmasına yardımcı olacağı anlatılıyor ama bunun nereden geldiği belli değil tabii. Aslında bizim araştırmamızda örtüşüyor. Genç insanların, genç farelerin, genç canlıların gençlik dağıtıp dağıtamayacağını araştırıyoruz. Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Dr. Rando genç kan üstünde araştırma yapıyor. Bulduğu şey fabrikadan henüz çıkmış, sergi salonuna çıkarılmış bir arabaya benziyor. Her şey yeni ve mükemmel çalışıyor. Genç kan, delta adı verilen yenileme özelliği olan bir protein üretir. Yaşlı kanda delta seviyesi çok düşüktür. Dr. Rando, yaşlı bir bedene enjekte edildiğinde genç kanın bir tamirci gibi çalışacağını düşündü. Eski ve yıpranmış kanı tekrar yapılandırmak için kullanılabileceğini de. Böylece bilim, kurmacaymış gibi görünen vampirlerdeki kan açlığı ve kanın taşıdığı sonsuz hayat fikrinde bir gerçeklik payı olduğunu gösterdi. Bu teoriyi test etmek için Dr. Rando, 2007 yılında sıra dışı bir deney gerçekleştirdi. Bir genç, bir de yaşlı fareyi aldı ve onların dolaşım sistemlerini cerrahi yöntemlerle birbirine bağladı. Genç farenin kanı yavaş yavaş yaşlı farenin bedenine akarken ilginç bir şey gerçekleşti. Yaşlı hayvanlardaki kök hücrelerin daha aktif davrandıklarını fark ettik. Mesela kaslarda gerçekleşen küçük hasarlar çok daha çabuk iyileşiyordu. Tabii yaşlı fare eskiye göre gençleşmiş görünmüyordu ama belirli hasarları göz önüne aldığımızda dokunun daha iyi davrandığını ve tepki verdiğini gördük. Daha çabuk onarılıyordu. Thomas Rando'nun farelerle yaptığı çalışma en azından bunun aslında bizim için de mümkün olabileceğini gösteriyor. Yani çalışmanın sonuçlarından anlayabileceğimiz gibi genç organizmaların taşıdığı gençlik ve canlılık bir ölçüde yaşlanmış olanlara transfer edilebilir. Bu şekilde genç hücrelerdeki ya da kandaki başka faktörlerin yaşlı organizmaları sonradan canlandırması kesinlikle mümkün görünüyor. Belki de ölümsüzlük için en iyi umudumuz kanımızı gençleştirmekten daha garip bir teknolojiyle gelecek. Vücudumuzdaki kana yerleştirilecek minik robotlar bizi sonsuza kadar hayatta tutabilir. Bu kesinlikle bir bilim kurgu değil. İnsanın sonsuza kadar yaşama arzusunun anahtarı çıplak gözle görülemeyen olağanüstü bir teknoloji ürününde yatıyor olabilir. Bir toz zerresinden daha küçük ama yaşlanma ya da bozulma belirtileri gösteren hücrelerimizi onaracak kadar güçlü robotlar yapılıyor. Bu imkansız görünen teknoloji Wake Forest Üniversitesi'nin laboratuvarlarından birinde mümkün hale gelmiş gibi. Bu kesinlikle bir bilim kurgu değil. Bakterileri öldüren bazı robotlar yaptık. Ama antibiyotik kullanmıyoruz. O yüzden bakteri antibiyotiğe karşı direnç gösteremiyor. Sadece nano gümüş partiküller kullanılıyor.
nanorobotlar son teknolojiyle üretilmiş hastalıkla savaşan silahlar. Araştırma yapacak ve ölümcül virüslere karşı yok etme görevi yürütecek şekilde özel olarak tasarlanmışlar. Kanda dolaşan, büyük bölümü karbondan yapılmış bu olağanüstü robotlar bir insan kılından 1 milyon kat daha ince. Bu küçük robotlardan birini anlatabilirim. Çapı 1,5 nanometre kadardır. Ve eğer onu bir DNA ipliğinin yanına koymak istersem, DNA onun etrafını sarabilecek boyutta olur. Yani o kadar küçüktür. Bu küçük katiller, atomlar ve moleküller bir araya getirilerek mikroskobik olarak birleştiriliyor ve bu da onların garip, egzotik yaratıklar gibi görünmesine neden oluyor. Siz onları son derece olumlu tıbbi özellikleri olan insan yapımı parazitler olarak düşünebilirsiniz. Ölümsüzlüğün anahtarlarından biri de kanser gibi her yıl 7 milyon insanın ölümüne yol açan ölümcül hastalıkları ortadan kaldırmaktır. Kana bir kez enjekte edildikten sonra nanorobot tümörü avlar ve kendini ona bağlar. Deri üstünden verilen bir lazer ışınıyla nanorobot içindeki gümüş partikülleri ısıtır ve kimyasal bir tepkimeye girerek tümörü yok eder. Dr. Carroll, farelerdeki kanseri tedavi etmek için laboratuvarında nanorobotları test etti. Aldığı sonuçlar şaşırtıcıydı. Vücudun içine tekrar bırakabileceğimiz bir makine geliştirdik. Bu makine kanseri tedavi edebiliyor. Biz kanseri MR'da ya da ona benzer görüntüleme cihazlarında göremesek bile o görüyor. Hatta tümörlerin yok oluşunu izliyorsunuz. Bu kadar çabuk oluyor. Tümör geri gelmiyor. Ve hayvanlar son derece sağlıklı. İşte bu tümörle savaşan makinelerden biri. Bu farenin bir tümörü var. İşte tam şurada. Makineler farenin bedenine girdikten sonra tümörün üstünde çalışmaya başlıyorlar ve tümörün içi nanopartiküllerle doluyor. Tümörün rengi koyulaştığı zaman onların orada olduğunu anlıyoruz. Bu tümör şu anda nano makinelerin istilası altında. Onu öldürecekler. Ancak ya bu nano katiller taşıyıcısına döner de vücudumuzun sağlıklı kısımlarına saldırmaya çalışırsa ne yaparız? İçeriden yok olma tehlikesi altında mıyız? Hayatı uzatmak için tasarlanan bu teknoloji erken ölüme neden olabilir mi? Bu türden bir teknolojiyi ve böyle büyük bir gücü kullanacak kadar sorumlu olmalı mıyız? Pek emin değilim açıkçası. Eğer bunu kanser tedavisinde kullanacaksak çok güzel. Ama insanlık tarihine şöyle bir bakınca içimden bir ses bizim bunu biyolojik bir kitle imha silahına dönüştürebileceğimizi söylüyor. Bence biyoteknolojinin en tehlikeli yanı bu. Bunu kullanacak büyük iyilikler yapma potansiyelimiz var. Ama aynı zamanda bir yıkım getirme ihtimalimiz de var. Tehlikeler var. Vücuda içinde olmaması gereken şeyler sokabilirsiniz. Aynı zamanda bugün bizim için tehlikeli olan şeylerden kendimizi korumak için de kullanabiliriz. Bu bilgilerin ışığında kurtulma hızı adıyla bilinen şeyin eşiğinde gibi görünüyoruz. Eşiği geçersek yaşlanmanın tamamen önlendiği ve tedavi edildiği sonsuz bir yaşam beklentisine sahip olabileceğiz. 1000 yaşına hatta daha ötesine kadar yaşamak artık hayal olmayacak. Ama böyle bir şey hangi noktada kabusa dönüşebilir? Bugün dünya 6,5 milyarı aşan bir insan nüfusunun ağırlığı altında eziliyor. Yiyecek, su, değerli kaynaklar şimdiden tehlike altında. Dünya nüfusunun hiçbir zaman eksilmediği bir hayat düşünebiliyor musunuz? Eğer biz insanları artık ölümle tehdit edilmedikleri, hayatta yaptıkları şeylerin ya da işledikleri suçların artık çok da önemli sonuçlar doğurmadığı, ilişkilerin sonsuza kadar sürmesi beklenen bir durumla karşı karşıya bırakacak olursak, bizi insan yapan şeylerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Onun için bu tür bir uzatılmış hayat bir hediye değil, ancak cehennemin ta kendisi olabilir. Ancak bazıları ölümsüzlüğü cehennem değil, ölüm ve yaşlanma düşüncesinin ağırlığından kurtulacağımız yeni bir çağın heyecan verici başlangıcı olarak görüyor. İsteklerimizi ve hayallerimizi gerçekleştirebileceğiz. Sonsuza kadar. Düşünsenize, neden ölmek zorunda olalım ki? Tamam, insanlık tarihinin çok büyük bir bölümünde ölüm insanlara gayet mantıklı gelmiş olabilir. Ama asıl sorun şu, bizler aynı şeyin gelecekte de olmasını kabul etmek istiyor muyuz?